Evet, videoya ana yoldan başlıyorum. Herkese merhaba bu arada. Neden ana yoldan başlıyorum? Şurada bir şey var. Size tanıtayım onu. Bilmeyen arkadaşlara. Bu çöp tenekesi. Kamp alanının girişinde. Lütfen rica ediyorum. Buraya geldiğinizde çöplerinizi, poşetlerinizi doldurun. Toparlayın. Ve gelin buradaki çöp tenekesini atın. Bunu bunun için koymuşlar. Hiçbir şekilde jandarma vesaire karışmıyor. Çünkü dün jandarma bizim ziyaretimize geldi. Arkadaşlar keyfiniz bol olsun. Kesinlikle ateşi yakmayın dedi. Bunu istiyor bizden ve çöplerimizi bırakmamızı istiyor. Bu arada saçlarım çok kötü böyle. Yeni uyandım. Denize falan da girmedim. Size hemen böyle bir güzelliği göstermek istedim. Sessiz sakin tanıtabileceğim çünkü. Saçlarım için kusura bakmayın. Burada yavru kedilerimiz var. Bir sürü yavru kedi var. Mutlaka gelirken mama getirin. Ateş ve mangal yakmak yasaktır. Zaten biliyorsunuz orman yangınlarından dolayı bu tabelaları koymaları gerekiyor artık. Ateş yakmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Kamp alanımıza buradan giriyoruz. Bakın ana yol burası. Arabayı buraya koymanıza gerek yok. İçeriye koyabiliyorsunuz çünkü. Kamp alanına böyle giriliyor. Çok fazla bağırmayacağım. İnsanlar uyuyor. Burada bir alan var. Buraya çadırınızı kurabilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Şurada bir bankanız var. Burada ailenizle oturabilirsiniz. Arabayı şöyle çekip buraya çadırınızı kurabilirsiniz. İkinci alanımız burası. Arabanızı buraya koyup şurada uçurum kenarına denize sıfır bir şekilde kamp yapabilirsiniz. Tabii balkon kısmı diyorum ben buraya. Burada ağaçlar da var. Böyle bir alan. Bizim çadırımız şurada. Şurada başka çadırlar da var. Burasının önünü açık görünce aklınızda hani çok rüzgarlı olur mu vesaire gelebilir. Biz Ekim ayındayız. Hiç üşümedik. Gece esti mi esti ama öyle abartı derecede fırtına gibi bir şey olmadı. 3 gündür de buradayız. Hiçbir şekilde bir rüzgar almadı ve harika bir manzarası var. Şimdi drone kaldıracağım. Drone görüntülerine de bakın. Biraz gezdireceğim buralarda. Arkamız orman. Kum yok. Büyük taşlar ama çok güzel. Elmas gibi. Zaten Palamutbükü'ne yakınız. Palamutbükü taşlarına benziyor. Ormanın derinliklerine de inebiliyorsunuz. Çadırınızı buraya kurabilirsiniz. Şurada şöyle bir manzara var. Buradan koya iniş de var. Akyaka yandırıyor. Çadırınızı kurup ağacın gölgesinde keyif yapabilirsiniz.